Herkese merhabalar, Sütlü Mutfağın sevimli takipçileri. Size bugün çok değişik bir tarif şekli videosu çekeceğim. Geçenlerde bir videomun altına bir arkadaşımız yorum yapmış. Demiş ki, abla hani şu paketlerin arkasındaki tarifler oluyor ya, bunları bizim için dener misin? Vallahi ki neden olmasın? Geldim şöyle kirere, dedim ki bakayım ne var ne yok. Hem böyle benim malzememin ziyan olmayacağı bir şeyler deneyeyim istedim. 4 tane değişik tarif buldum. 2 tanesi tatlı, 2 tanesi tuzlu. Hadi bakalım mutfağa geçelim ve birebir aynısını yapalım. Bu tarifler tutuyor mu? Canlar, şöyle çok markaları gözükmeden size seçtiğim tarifleri göstereyim. Bir tane mantarlı poğaça tarifimiz var. Bunların tariflerini aşağı yazacağım zaten. Bir tane şöyle çikolatalı kek, bir tane ay çöreği ve bir de krem şantili bir elmalı tatlı yapacağım. 4 tarifimiz için. Öncelikle tabii ki mayalı poğaçadan başlayalım ki onu beklemeye bırakalım. Hadi bakalım başlayalım. Mantarlı poğaça biteceğinden şuraya 2 su bardağı unumu koydum. Üzerine 1 paket instant mayamı ilave ediyorum. Şöyle bir karıştıralım. Elimizle üzerine 1 su bardağı yoğurt koyuyoruz. Bu arada ben yoğurtlu hamurları gerçekten çok severim. Yumurta akı koyuyorum ve 50 gram oda sıcaklığında margarin ekleyip ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğuracağız. İstersek ek un ilave edebiliriz bu tarif için. Umarım böyle hani güzel olur. Hiç bu arada daha önce de yoğurtlu mayalı bir hamur gerçi yapmıştım. Pişi hamuru yapıyordum. Yoğurtlu mayalı hamur da bir güzel oluyor. Böyle değişik. Nasıl söyleyeyim, eskiden böyle anneannelerimizin yaptığı tarifler tadında bir lezzet oluyor. O yüzden seviyorum açıkçası yoğurtlu hamurları. Ama hiç su koymadan sadece yoğurtlu ilk defa yaptım. Tarifin arkasında ne yazıyorsa birebir uyguluyoruz şu an. Güzelce bir yoğuralım. Biraz daha un ekledim. Pişmemeye başladı hamurumuz zaten. Çabucak toplandı bir lokma hamurcuk. Hamur değil pek de hamurcuk gibi oldu. Azmış yani malzemesi içinde. Canlar, hamurumuzu çok güzel yoğurdu. Şimdi üstünü kapatıyoruz ve bir 35-40 dakika mayalandırıyoruz. Canlar, hamurum mayalana dursun. Bu arada ben de hemen ikinci tarifime geçiyorum. İkinci tarifimizde elmalı, kremalı bir tatlı yapacağız. Diyor ki 2 tane diyor orta boy elma. Bizim elmalarımız böyle çok orta boy değil. Bunları bir rendeleyin diyorlar. Bir rendeleyelim bakalım. Güzelce. Elmamı rendeledim canlar, gördüğünüz üzere. Üzerine yarım çay bardağı su. Ben şöyle bir şey var. Tarifte diyor ki bir tane limonun kabuğu diyor. Evde limon kalmamış şu an. Limonlu pudra şekeri kullanacağım. Bir yemek kaşığı da toz şeker kullanacağım. Limon aromasını versin diye. Şimdi ocağa koyacağız ve elmalarımızı şekerli suyla karışımımızla birazcık soteleyeceğiz. Elmalı karışımım ocakta pişerken canlar. Elma suyumuz yok. Şöyle evde olan malzemelerle yapıyoruz. En başta da söylemiştim. 1 su bardağı vişne suyuna 1 paket krem şantimi ilave ediyorum. Elma ve vişne uyumunun güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü öyle meyve suları da var. Bir güzel şöyle bir çırpalım. Mikserle daha hızlı olacaktır tabi. İyice bir çırpın. Çırptığımız karışımı biraz dolapta dinlendireceğim. Daha sonra burada 2 paket kadar bisküvim var. Bisküvimi de şöyle elimle bir parçalayacağım. Güzel güzel. Ya var bu tatlı bence efsane güzel olacak ha. Böyle elması falan mis gibi kokmaya başladı. Böyle evi şu an güzel limon kokusu, elma kokusu, içinde işte vişne falan efsane bir lezzet olacak. Elmam sotelendi canlar. Üzerine şimdi şöyle bir 100 gram yakın bir tereyağı atıyorum. Bu tereyağını ayrı tavada eritin diyor ama bence gerek yok. Nasılsa bununla karışacağı için bisküvilerle. Bunun içindeki bir güzel eritelimiz tereyağımızı. Tereyağımız burada bizim bağlayıcı maddelerimizden biri. Elmamızı, bisküvilerimizi bir taban yapacağız ya. Buradaki tereyağı unu bağlayacak. Bakalım güzel olacak mı? Eriye dursun tereyağı. Bakın canlar, tereyağımı güzelce erittim. Şimdi eğer biraz fındık varsa içine fındık da koyabilirsiniz. Güzelce ekliyoruz. Kalmayana dek, yani her yeri ıslanana dek
güzelce bisküvimi karıştırıyorum. Vallahi çok lezzetli bir taban oldu bence bu. Yani paketlerin arkasından da çok kötü şeyler çıkmıyormuş. Yani bu iyi gidiyor şu an bence. Böyle düşünüyorum, böyle damağımda oturtmaya çalışıyorum. Bayağı iyi hatta. Ben şimdi 20 santim hazırladım kıvımı. İçine yaptığımız elmalı, bisküvili, böyle bu limonlu falan olan karışımı koyuyoruz. Bu bizim tabanımızı oluşturacak. Valla efsane güzel gözüküyor. Onu söyleyeyim öncelikle. Yani kokusu mokusu hakikaten güzel oldu yani. Yalan yok. Bizde yalan yok valla. Şöyle bir yapalım. Eşit olsun her yeri de. Üzerine çıktığım krem şantimi ekliyorum. Minimum 2 saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Bunu da şöyle bir sıyıralım. Güzel oldu ha. Vallahi mis gibi koktu. Dediğim gibi canlar, şimdi dolaba atıyorum ve 2 saat dolapta pastamı, tarifte margarin dediği için ben margarine yapacağım. Şimdi margarini güzelce bir çırpıcımla çırpacağım. Birazcık böyle şey hale getireceğiz. Krema haline getireceğiz. Güzelce bir çırpalım. Şu an buraya benim elektrik yetişmiyor. O yüzden gideceğim bir kenarda çırpıp geleceğim. Şimdi ben diğer malzemelerimi hazırlarken öncelikle şurada bir 150 gram çikolatam var. Çikolatamı benim Maria suyla eriteceğim. Koyalım. Ocağa da koyalım. Sıcaklıkla, su buharının sıcaklığıyla erisin. Sadece çırptığımız margarinimizin üzerine bir çay bardağı toz şeker ilave ediyorum. 3 tane yumurta sarımı ilave ediyorum. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve 1,5 su bardağı un koyup şimdi hepsini çırpıcıyla çırpacağız. Bir diğer tarafta da yumurtayla şekeri çırpın diyor, yumurtanın aklarıyla. Sarısını biliyorsunuz diğer hamura koyduk. Akını da başka bir yerde 1 çay bardağı şekerle karıştıracağız. Bakalım nasıl olacak yani. Birazcık kötü gidiyor gibi ama hadi hayırlısı. Şekerle yumurta akımızı burada bir güzel kabartacağız. Kurabiye hamuru oldu. Şimdi içine erittiğim çikolatamı ilave edeceğim. Bunu da bir bakalım mix diyelim ne oluyor. Dediğim gibi pek keke dönecek gibi hali yok. İnşallah döner. Ümitliyiz. Arkadaşlar bu arada bu yumurta akı bence olmadı ama diyor ki 4 dakika çırpın. Hatta ben 5-6 dakikayı bulayım dedim gene de. 4 dakika çırpmanız yeterli diyor üstünde. 4 dakika çırptık. Bakalım hakikaten paketlerin üzerinde hiç bilmeyen biri yaptığında oluyor mu? Bence şu an hani bu böyle olmaması lazım ama bakalım göreceğiz ne olacak. Bir kaşıkla karıştırın diyor alttan üste doğru. Burada alttan üste de demiyor. Sadece direkt karıştırın diyor. Bakalım. Yani gene bence biraz ağır bir hamur. Sadece yağlayın demiş ama çıkmama ihtimaline karşı ben bir de tabii altına pişirme kağıdı koydum. Çünkü bayağı ağır. Gördüğünüz üzere. Şu ağır bir hamur oldu. Canlar. Önceden ısıttığımız 200 derecelik ama 170 derecelik fırınımıza yolluyoruz. Tekrar hatırlatıyorum, bu tarifler bana ait değil. Paketlerin arkasındaki tarifleri deniyoruz. Canlar geldik. Kabartma tozunun arkasındaki tarife bir ay çöreği yapacağız. Bunun için ben patateslerimi önceden haşlamıştım. Öncelikle diyor ki 200 gram kıymayla bir tane soğanı kavurun. Yağ koyun diyor bak. Bak burada yağ koyun demiyor ama ben azıcık yağ koydum. Yağsız olmaz yani sonuçta değil mi? Bir güzel bir kavuralım önce ikisini. Canlar şimdi geldik son tarifimize. Bir ay çöreği yapacağız. 3 tane patatesimi güzel haşladım, soydum. Şimdi bir rende yardımıyla 3 patatesimi güzelce rendeliyorum. Bu arada kıymam da ben buraya malzemelerimi çıkarana kadar oldu. Zaten 200 gram kıyma dakikalar içinde hazır hale geldi. Üzerine 200 gram margarin ya da tereyağı, artık hani hangisini kullanmak isterseniz ekliyorum. 1 tane yumurta akı ekliyorum. Şurada 2 çay kaşığı tuzum var. Onu ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu koyuyorum. Ve artık aldığı kadar un ekleyeceğiz. Ortalama 4-4,5 su bardağı un olacakmış.
Şimdi başlayalım. Birazcık yoğuralım şöyle. Güzelce. Malzemeye bir karıştırayım. Sonra un ilave edip ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Ve aldığı kadar un koyup ele yapışmayan bir hamur yapacağız. Sonra açacağız tabii ki bunu. Unumuzu azar azar koyup yoğuralım. Ele yapışmayan harika bir hamur elde ettik. Şimdi bu hamurumu şöyle öncelikle 6'ya böleceğim. Böyle bir 2 oldu. Bu böldüklerimi de şöyle 3-3 bölelim. Vallahi bayağı güzel bir hamur elde ettik. Bu da bayağı büyük olacak. Ve en son olarak bunu da yaptık. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Koydum ya buraya bunu. Bunu biraz açacağız. Bakın eli asla yapışmıyor hamurum. Yuvarlak bir şekilde açıyorum bunu. Merdane ile de olur. Şimdi elime bu geldi. Bu aletle açayım dedim. Ama şöyle bir yuvarlak yapalım. Bir pasta tabağı büyüklüğünde açacağım. 16 santim yazıyor tarifte. Yani ortalama bir pasta tabağı boyutudur. Bakın gayet de güzel oldu bence değil mi? 10 numara. Sonra bir bıçakla da olur. Şöyle 4'e bölün diyor. Böldük. 4'e de böldük. Buraya kadar da her şey çok okey. Kalın uçlarına diyor. Kıyma koyun. Bu da tamam. Kalın uçlarına da kıymamızı koyduk. Şöyle sarın diyor. Bunu da sardık mı? Hop. Kenarlarını şöyle toplayalım. Gene bir bunu bir kapatalım. Şekil bu olacak canlar bakın. Harika ay çöreklerimiz. Mis gibi oldu valla. Bak bu tariften ümitliyim. Bu tarif güzel olacak bence. Bunu da şöyle kenarlarını kapattım. Şöyle koydum. Aa efsane güzel oldu. Bu şekilde hepsine aynı işlemi uyguluyoruz. Yumurta sarımızdan sürüyoruz hepsini. Bu arada 2 tepsi çıkacak. Yani daha 3 tane bütün hamurum duruyor. 3 hamurdan bu kadar çıktı. Maşallah. Demiştim zaten 24 tane çıkacak diye. 12'si bir tane tepsiyi kaplıyor şöyle. Bu arada fırınımı da 180 dereceye ısıttım. Fırınımıza yollayacağız. Canlar. Ay çöreklerimi 180 dereceye fırınıma yolluyorum. Hadi bakalım biz de mantarlı bohçamızı kapatalım. Bizim mantarımız yoktu. Burada kıymalı iç harcım var baya. Kıymalı iç harcımla yapacağım. Bunları da biraz dinlenmeye bırakacağım. Hani bu kadar çok fazla yapmayayım dedim. Bunu da gayet böyle buzdolabında saklayabilirsiniz. Yarın misafirlerim gelecekti. Onlara yapmayı planlıyorum. Hadi bakalım biz fırına. En baştaki tarifimize döndük canlar. Hamurun zaten çok fazla mayalanmasını açıkça beklemiyordum. Neden beklemiyordum hemen söyleyeyim. Normalde biliyorsunuz mayayı aktif etmek için birazcık böyle ılık suya ya da ılık süte ihtiyacımız var. Biz direkt soğuk yoğurt koyunca anca bu kadar oldu ama hamur şu an güzel görünüyor. 9 parçaya bölün diyor tarifte. 1... 2. Yapışıyor mu hamur? Yani sanki yapışmıyor ama bir tık un ister bence. Yapışmasınlar. Şöyle unladık. Unlayınca daha iyi oluyor. Aslında bunun içine mantar diyor ama ben şimdi kıymalı harcım arttı. Bir daha da mantar yapmayayım dedim zaten. 9 tane şey var şurada. Değil mi? Bakayım nasıl açılıyorum şunu. Normal bir şekilde açacağız her birini. Açın diyor. Yani hiçbir şey söylemiyor. Ben artık kafama göre açıp diyor. İçine diyor iç harç koyun diyor. Tamam. İçine biraz iç harç daha koyalım. Bohça gibi kapatın diyor. Şimdi bohça böyle kapatılır. Böyle mi bahsediyor acaba? Böyle. Böyle poğaçalar yapacağız. Bohça gibi kapattık. Bu şekilde
poğaçalar yapacağız. Hadi bakalım nasıl olacak. Evet canlar, bakalım paketlerin arkasındaki tarifleri denedik. Şimdi Fatih'e tattıracağız. Evimiz artık tatlama uzmanı olduğu için kendisi. Aynen. Tatlıdan mı başlamak istiyorum, tuzludan mı? Bu mayalı bir poğaça var. Mayasız değişik bir poğaça yaptık. Değişik elmalı bir tatlımız var. Çikolatalı bir kekimiz var. Sen seç, hangisinden başlayalım aşkım? Bu ne? Bu başlayalım hadi bakalım. Bayağı güzel yumuşak bir şey oldu. Şöyle kıymalı. Ay, kahvaltı etmedim. Bakın. Güzel, kamuru iyi. Çok güzel. Çok güzel. Biliyorsun samurunda süt yok. Su yok. Yoğurtla yoğurduk ama gerçekten efsane. Bir tatlı bir tuzlu gidelim mi? Yok. Yok, hayır. Onu da bakalım. Tamam. Ama bir içecek ver, boğulacağım. Tamam, dur bekliyorum. Valla bunu çok beğendim. Yani dediğim gibi hiç daha önce su ve süt olmadan maya denemiştim ama efsane güzel olmuş. Bu ne? Bunlar nasıl çekti? Bu da canlar, hamuru patatesli, içi kıymalı harika bir ay çöreği yaptık. Bunu bu arada az önce Necati'nin ve Hasan Mert yedi, bayıldı. Şimdi Fatih'e bir soralım bakalım. Bakayım. Ya bu bunlar nasıl? Değil ya. Bunun hamuru patatesli. Üç malzemesi ayrı. Güzel değil mi? Yani. Hangisi daha güzel? Benim bu daha güzel. Hangisi daha güzel? Bu. Bunu mu beğendin? Dediğim gibi ay çöreğini herkes çok beğendi ama ben zaten tarifinden de anlamıştım o güzel bir tarif olacağı kesinlikle. Şuradan ince bir dilim keselim. Bu da alt elmalı bir turta. Böyle değişik bir şey biraz. Bakalım. Nasıl gidiyor Fatih Hayat? YouTube kanalınız nasıl gidiyor, iyi mi? İyi de abone olursanız söyleyeyim. Necati abi oyundaya hepinizi bekliyoruz. Şimdi bunun altını biliyorsunuz değişik bir elma yapmıştık. Üzeri daha değişik. Hazır mısın aşkım? Şimdi normalde Fatih bunları asla tatmaz bu arada. Benim yiyebileceğim bir şey benzemiyor. Aç. O kadar da iğrençsin canım sen. Yok, iğrençten demiyorum da ben böyle antikuntin şeyleri yemiyorum. Evet, aç antikuntin. Yapma. Bakın. Çok güzel. Evet, altı çok güzel de kremalı, pembe kremayı da beğendim. Krem şantı aslında biliyorsun. Krem şantıyla yaptık orayı. Siyah olsaydı daha iyi. Çikolatalı. Aynen. Siyah olsun. Lemon siyahını istiyorum. Bu ne, sufle mi? Bu da ama çok değişik bir kek. Bunu yani bu da... Biz ne yaptık biliyor musun? Paketlerin arkasındaki tarifleri denedik. Güzel. 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 Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz hepsini beğendik ama favorim bence şu. Evet, bence de. Tatlılarda da ikisi de güzel aslında ama şunu daha beğenmem. Değişik bir tatlı olmuş. Şunu daha çok beğendim. O zaman öncelikle Fatih'in kanalını Necati'nin abi oyunda abone olmayı unutmayın. Aşağı evet, linkini bıraktım. Sonra da Sütlü Mutfağı. Evet, Sütlü Mutfağı da abone olursanız çok sevinirim. Onun da linki aşağıda. Görüşmek üzere. Şöyle kekin içini göstereyim. Bu da elmalı, lezzetli, kremalı tatlımız. Efsane görünüyor gerçekten yakından. Bayağı tükettiler tabii şu an çekim sırasında. Ondan sonra yaptığımız ay çöreklerim. Daha böyle kıyır kıyır bir şey, onu söyleyebilirim. Ondan sonra yumuşak değil ama bu poğaçalar aşırı yumuşak ve güzel oldu. Tabi arkadaki ekip tüketti her şeyi ama hepsi çok güzel, deneyebilirsiniz bence.